Arkadaşlar Gala 1905 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alper Şahin'le beraber Galatasaray Konya Spor maçını değerlendireceğiz. Alper abi hoş geldin. Hoş bulduk herkese kucak dolu sevgiler. Teşekkürler. Ee, i̇zleyenlerden ricamız yayına geldikleri gibi like tuşuna basalım. Aynı zamanda hemen onu da hatırlatalım yayın başladığı anda. Ee, bizim yayın bittikten sonra saat 10'da Alper abinin çok güzel bir yayını olacak arkadaşlar. Sizleri saat tam 10'da Alper biz Alper Şahin'in futbol biz YouTube kanalına bekliyoruz diyelim. Alper abi önce şöyle başlamak istiyorum. Yani mükemmel bir belgesel. Ondan evet. bahsetmeni rica ediyorum. Hem bir Adana'lı hem de çok iyi bir Galatasaraylı olarak <laughs> senin duygularını almak istiyorum. Mükemmel bir belgeseldi bence. Hı hı. Yani ben hepsini izlemedim. İlk birinci bölümü ve ikinci bölümün yarısındayım. Biraz daha böyle hani tadını çıkartmak istiyorum. O yüzden spoiler da vermeyeceğim ama hikaye çok güzel. Yani Fatih Terim'in hikayesi çok güzel bir hikaye. Fatih Terim'in yaptıkları karakteri, ailesi, hepsini bir kenara koy. Fatih Terim ve Galatasaray'ın futbolculuktan hatta Adana Demirspor'dan o metin Oktay'ın devreye girmesi ve futbolculuktan gelen e, şampiyonluk açısından başarısızlık e, ve daha sonra teknik direktör olarak neler yaptığı. Yani inanılmaz bir hikaye. E, çok güçlü bir karakter ve e, şunu söylemek lazım. Anlatım ilk bölüm itibariyle anlatım çok güzel, çok temiz. Ee, orada olmasını beklemediğin kişiler de aslında orada. Ee, ve e, spoiler vermeden herkesin izlemesini tavsiye, herkes izlemesini tavsiye ederiz. Fatih Hoca'yı da özledik. Yani ben ilk olarak şöyle bir ilk 10 dakika böyle bayağı hocayı özlemişim dedim. Ee, ama günün sonunda Fatih Hoca Galatasaray'a hizmet etti. Şu anda Galatasaray'a hizmet eden başka bir teknik direktör var ve en ufak bir başarısızlıkta hemen seslerin böyle yükselmemesi lazım ve hocamıza Okan Bura alan ve zaman Sadece vermeniz lazım. lazım aynen öyle nasıl futbolda alan ve zaman önemli teknik direktör için de alan ve zaman gerçekten de çok önemli sevgili dostlar bu yüzden de bu yani hassasiyeti göstermeyi rica ediyoruz. Çünkü gerçekten çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray çok yeni kuruluyor. Geçtiğimiz sene 13. olduk. Bu sene, geçen sene psikolojisini atlatıp bu sene böyle başlayabilmek herkesin nasip olmaz. Geçen sene şampiyonu Alper abi yani onlar da benzer şekilde biz de aynı transferler yapmış olmalarına rağmen oyun olarak da psikolojik olarak da çok çok uzaklar o şampiyon ruhundan. Ve evet. hala o sarhoşluğu yaşıyorlar gibi hissediyoruz biz. Yani Galatasaray'ın bugünkü oynadığı futbolu bence hem yeni bir teknik direktör çünkü onlarda teknik direktör değişikliği olmadı. Hı hı. Hem yeni teknik direktör hem yaklaşık e, 9 oyuncuya yakın, 8-9 oyuncuya yakın yeni bir 11'le sahada olmak e, kolay değil. Bu yüzden takdir etmek lazım ve desteğimizin çok fazla ihtiyaçları olduğunu söylemek lazım. Evet kesinlikle katılıyorum. Yeni bir e, yani tekrar dizayn Fatih Hoca'nın söylediği gibi. E, ve yeni teknik direktör, yeni bir ekip, yeni başkan, güçlü bir kadro. Zamanı ihtiyaç var e, ve güçlenen bir Galatasaray her departmanda. Güçlenen bir Galatasaray var. Ee, birazdan konuşacağız zaten. Birçok alternatif var. O yüzden gerçekten de günün sonunda e, bu takımın oturacağını herkes görüyor. Yani sen mesela ben sana bir soru sorayım. Kasımpaşa maçının ilk yarısını izlediğinde biz bu maçı alırız dedin değil mi? Yani kesinlikle. Öyle bir özgüven vardı. Aynen öyle. Çok rahat izledik abi kesinlikle. Hı -hı. Yani Belki de senin söylemiş olduğun gibi hani uzun yıllardır ya uzun yıllardır demeyeyim ben onu çok şey yapmayı sevmiyorum. Hani Galatasaray her zaman e, yani yense de yenese de biz takımımıza desteğimizi sonsuz hı hı. vereceğiz ama yani saha içerisindeki oyunun sana vermiş olduğu o oturduğun rahatlık bile çok başka oldu. Evet. Bacak bacak üstüne attık maç izledik. Çok e, basit bir şekilde söylemek gerekirse yani. Hı hı hı. İhtiyacımız olan bir şeydi. E, ve bunu bize Okan Hoca sağladı. Yani tabii ki de bu az evvel söylediğimiz faaliyetlerimle alakalı kesinlikle efsanemiz. Ama şu anki başımızdaki de bir efsanevi, efsanevi futbolcularımızdan biri. Ki zaten e, hocamızın da kendisini çok çok Iı, takdir ettiğim daha ilk göreve geldiğinde diye Neyse konuya çok da ıı, derinleşmen, duygusallaşmadan. Benziyor da hemen... zaten yani Arda. Evet, evet. oynattığı attığı futbol benziyor. Oyuncu tercihleri benziyor. Ee, sağ kenarındaki o, o hırçınlığı benziyor. Yani Okan Hoca Fatih Hoca'ya benziyor birçok e, şeyde. Yalnız Okan Hoca biraz daha e, nasıl diyeyim e, belli konularda işte açıklamaları e, şu anda e, çok fazla hani ee, özgüven yok Fatih Hoca Galatasaray'a geldiğinde hani özgüvenli geldi. Niye? Çünkü Türk, Türk ve milli takımını e, işte Avrupa şampiyonasına götürdü. Çok güzel futbol oynattı. Çok öz, özgüvenli geldi. Okan Hoca o özgüven alınacak her galibiyetle güçlenecek. O yüzden senin de söylediğim gibi şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk. Her takımın efsaneleri var. Yani Juan Cruyff Barcelona'nın efsanesiydi. Her o zaman hayattayken hani her kötü gidişte Juan Cruyff teknik direktör Barcelona şampiyon diye kimse tezahürat etmedi. Tabii. Biraz Aynen. daha erdemli olmamız ve kesinlikle empati yaparak belli paylaşımları da belli tezahüratları da yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bir de şunu da söylemek lazım Alper abi yani şey olarak Bülent Tümlekin söylediği çok güzel bir şey vardı. Ee spoiler, spoiler alert. <laughs> ya, o zaten yok. O zaten şeyde fragmanda olduğu için rahatsız tamam. Fragmanda olduğu için rahatça söyleyebilirim. Hani böyle insanların e, hikayesi bitmez diyor. Yani evet. bence ben, ben burada bu belgeselle beraber Fatih Terim'in kendince düşüncemi söyleyeyim. Bence Fatih Terim'in futbolcu futbol içerisindeki teknik direktörlükle alakalı e, ilişkisi bitmiştir. Katılıyorum. Çünkü Katılıyorum. bu bu şunu demek istedi Türk Futbolu'na ben e, teknik direktör ve futbolculuk olarak bunları verdim. Bundan sonraki kariyerim için yeni bir kapı açmak için e, arka planda çalışıyorum. Ben geliyorum demeye çalışıyorum. Ama hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı olur ki bence öyle olması çok daha hayırlı olur. Bana da öyle ee, geliyor evet. <laughs> ya da <laughs> yani Galatasaray Başkanlığı olur ama o zaten girişteki cümle her şeyi ifade ediyor. Baba Fatih tamam. derim, teknik direktör Fatih derim. sonun nereye gittiği belli diyor. Yani sonu Başkan Fatih derim demek oluyor. bakalım. Ee, bakalım. Hayırlısı. Ee, hemen ilk 11'leri e, muhtemel 11'leri daha doğrusu dizdik. Senin evet. de sağ ol desteğinle. Alper Estağfurullah. Abi. Hemen 11'leri dizdik. Hı -hı. Şimdi Konya Spor'da benim çok dikkatimi çeken yani iki oyuncu var. Tabii ki de 11'leri böyle bireysel olarak da değerlendireceğiz ama ben rakibimizden başlamak isterim hemen Alper abi. Endri çekici, Muhammed Demir ve Ahmetović. Hı hı. Bu üç oyuncu benim gerçekten Konya Spor'da diğer oyuncular da çok. Ahmet Oğuz da mesela dikkatimi çekiyor benim performans anlamında ama e, Endri çekici özellikle yani bir Wes Snyder havasıyla e, uzaktan golleri çok çok iyi. Ayağına top yakışıyor ve ya ceza sahası dışında ve çevresinde çok etkili bir oyuncu. Bizim de has aslında e, hani potansiyel olarak takımımızda görmek isteyip rakip olarak görmek istemediğimiz oyunculardan biri. Hı hı hı. Önce Kesinlikle. sen e, Kalide de hiç gibi bir e, bence çok çok beğendim. Hatta geçmişsek seninle konuşmuştuk Galatasaray'ın gündemine geldiği için. Ee, hani istersen önce rakibimizden başlayalım. Konyaspor. ondan sonra Galatasaray'ı zaten çok çok konuşacağız buyla. Tamam. Evet. Şimdi e, Kasımpaşa mücadelesinde örneğin Kasımpaşa'nın kadro kalitesine baktığımızda hangi oyuncuyu Galatasaray'ın e, şu anki kadrosunda görmek istersin sorusunu yöneltsem çok büyük ihtimalle bayağı bir zorluk çekersin. Açarsın bakarsın listeye. Yalnız Konya Spor'da hikaye öyle değil. Geçen sene gelen başarı ve çok iyi başladılar geçen sene lige. İlhan Palut benim beğendiğim bir hoca. E, bunu her fırsatta da söylüyorum. Doğru işler yaptırmaya çalışıyor e, takıma modern futbol adına. Yalnız geçen kış transferini Konya Spor çok başarılı geçirmedi Arda'cığım. Ve e, işte hamle oyuncusu rotasyonda çok eksik kalınca büyük takımlarla o yarışa giremiyorsun. Konya Spor yalnız bu yaz transferini Robert Muric gibi gerçekten de elini çok güçlendirdi. İşte Diouf gibi alternatif bir oyuncu. Ve Kalvo geldi, sol stoper, hiç fena değil. Abdülkerim Bardakçı'nın yerine geldi. Abdülkerim Bardakçı'nın dışında aslında kan kaybettiğini söyleyemem. Ama Abdülkerim Bardakçı da onların oyun kurulumunda özellikle çok önemli bir oyuncuydu. Birinci bölgeden ikinci bölgeyi Hacı için olmadığı zaman da Abdülkerim Bardakçı üzerinden yapıyorlardı. Şimdi Konya Spor'a baktığımızda oyunculardan bağımsız bir kere Konya Spor'un tehditkar bir takım olduğunu söyleyelim. Şimdi e, ligin lideri 7 gol attı ve hiç gol yemedi. Bak daha hiç gol yemedi. Bu çok önemli bir istatistik. Yani sadece Türkiye Ligi'nde değil 7. haftaya gol yemeden giriyorsan demek ki belli şeyleri çok doğru yapıyorsun. Nedir bu? Şekil. Takımın şekli özellikle son maçtaki Hatay Spor karşısına takımın şekline baktığımızda takım boyuna 39 metre enine 47 metre bir takım ve Soner Dikmen ile Hacı Ahmetoviç defans iki stoper önünü çok iyi kapatıyorlar. Ortayı çok iyi kapatıyorlar. Konya Spor'da şut tehdidi olan birçok oyuncu var. Solda Bütügi, Muhammed Demir bak o da bir şut tehdidi. Robert Muriç uzak köşeye vurur çok iyi vurur. E, BTK ile Endri çekici o yaprak vuruşu mu deniyor Türkçesi işte knuckleball dediğimiz ayağının üstüyle mesafe tanımaksızın vuran oyuncular. Keza Hacı Ahmetovic'i de ekliyorum. Yani e, bir kere hiçbir şekilde Konya Spor'a şut açısı vermemesi lazım Galatasaray'ın. Ve Muhammed Demir'i bağlantı oyununda pasifize etmek lazım. Muhammed Demir şu anda Türkiye'de en fazla yani Türkiye Süper Ligi'nde en fazla başarılı driplik atan da oyuncu. Hem bağlantı oyununda güçlü hem e, bu oyuncu e, iki stoper arasına, back stoper arasına çok fazla koşu atıyor, gol koşusu atıyor. Aynı zamanda e, çok iyi bir poacher, yani golü koklayan adam var ya. O tarz e, Fenerbahçe yaptığı kafa golüne bakın. E, ya da e, bir maçta öndirekte bir kafa golü attı. First class. Yani şunu söyleyeyim, aşırı derecede e, underrated, görmesi gereken değeri görmeyen bir oyuncu Muhammed Demir. E, onun dışında. Zayıf noktalarına gelirsek, e, zayıf noktaları da şu e, bir kere e, Konya Spor'un belli oyuncuları da kalite olarak Galatasaray seviyesinde değil. E, özellikle Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz evet hücuma çok iyi niyetli çıkıyor ama arkasında fazla boşluklar bırakıyor. Ve orada sıkıntılı bir savunma kayması var. İlginçtir bugün Hikmet Hoca'nın yayını izledim o da aynı şeyden bahsediyor. Ee, ve zaten atak aksiyonlarını genelde sol taraftan yapıyorlar evet, sağ biti taraftan. gibi cilerme çok daha etkili tıpkı bizim e, sağımız gibi abi aynen öyle Calvo e, aslında problematik bir adam haline de gelebiliyor baskıyı hiç sevmiyor yani Calvo'yu biraz rahatsız eden bir oyuncu olursa orada e, Calvo'da da sıkıntı olabilir yalnız Galatasaray'ın en çok denemesi gereken bölge sol iç ve sol açık evet. e, burada Fanan Holt'un ve Kerem'in konumlanması çok önemli Özellikle Sergio Oliveira'nın orada anahtar pasları çok etkili olacak. Ahmet Oğuz'da de, Adil Demirbağ'ın arasına at, atacağı anahtar paslar. Ve Kerem Aktürkoğlu aynı Kasımpaşa maçında gördüğümüz gibi. Daha önce işte Fanan Holt'u öyle kaçırıyordu. Bunu hep yapıyordu Sergio Oliveira. Orayı gör, orada koşu atan oyuncu olduğu an pası atıyor. Ee, tehlikeli Galatasaray o bölgeden gelecektir. Ama dediğimiz gibi kompakt oynayan bir Konya Spor var. Ve Galatasaray için çok daha dişli bir rakip. Bu maç büyük bir sınav olacak. Şu anda nef Stadyumu herhalde bilet yok. Herkes bilet evet. yok diyor. Doğru Bu doğru da abi. çok önemli. Yani Galatasaray'a geçeriz birazdan. Konya ile ilgili şunu da söyleyeyim. Konya'nın hani hamle oyuncuların arasında önemli oyuncular da var. Biraz da onlardan bahsedelim. İkpe var. Yeni aldılar biliyorsunuz. Herkes evet. ondan konuşuyor. bayağı kalıplı bir oyuncu. İşte işte Diouf var. Bazen Bruno Paz'ı ön libero'da kullanıyorlar ki bir, bir gol de attı. Yeni gelen on numarası var. E, Pavicic. E, o da hiç fena değil. Yani Konya Spor'un kadrosu geçen seneye göre evet çok daha alternatifli. Bence bu seneye daha iyi girdiler geçen sene geçen seneden. E, Fenerbahçe'yi ye yendiler. Bu da çok önemli. 10 kişi kaldı. Konya Spor'da 10 kişi Benim kaldı. 25. Kesinlikle. dakikada kalmıştı Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam evet. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sonra Konya Spor'da 10 kişi Hı. kaldı. Orada da sıkıntılar oldu. Ben Konya Spor'un 11'inin bu şekilde olacağını düşünüyorum. Ha Belki Soner Dikmen'in yerine Bruno Paz hamlesi olur mu? Sanmıyorum çünkü Hacı Ahmetoviç burada çok önemli. Özellikle Kesinlikle. Konya Spor geriden oyun çıkarmada yani geriden oyun kurmada bu işin çok iyi yapıyorlar. Ve Galatasaray'ın Evet belli zamanlarda 3. bölge baskısı yapabilirsin ama burada bu baskıyı yaparken bloklar arasını açarsa kesinlikle oraya bt gibi, Robert Muriç gibi, Endri Çekici gibi, Muhammed Demir gibi oyuncularla e, o bölgeyi işlemeye çalışacak Konya Spor. O yüzden Galatasaray çok dikkatli olması lazım. Oyunun belli bölgelerinde e, ikinci bölgede de Konya Spor'u karşılayabilir. Sıkıntı yok yani Nef Stadyumunda oynamana rağmen çünkü özellikle oyunun geçiş fazında çok tehlikeli bir Galatasaray var. Kerem'iyle, Yunus'u ile. Torreira e, progresif pas. Böyle topu bekletmeden anında verdiği paslar. Ve e, oyunu çok hızlandıran bir Torreira var. Birinci goldeki Torreira hamlesini gördünüz. Yani orada o kadar basit anında top gelmeden çevre kontrolü yaptığı için e, oyuncunun orada olduğunu biliyor. Keza Yusuf Demir'in kaçırdığı pozisyonda Torreira inanılmaz bir şekilde nerede? Kaleye en yakın oyuncu. Yani Torreira sadece sıradan bir işte e, neydi? Beşiktaş'ın bu kısa boylu Şilili oyuncusunun adı şimdi ismini unuttum. Evet, şey. o da pitbull diyorlardı hatta ondan. zat. Evet. He. Evet. Tamam. Yani o tarz bir oyuncu değil sadece. Yani, şimdi yazarlar, chat akar şimdi böyle ar Aynen. Ar ar -Evet. Aynen kesin. <gülme> e, buyurun. Äh, şeyle alakalı defans hattıyla. Neden? Neden? Bak Erhan kulaksız bildi. <gülme> o yüzden evet. Erhan kulaksız'ın maaşını önümüzdeki ay %20 indiriyoruz bu orayı için. <gülme> <gülme> <laughs> güzel. Aynen, Meden hemen yapıştı aynen. Ee, Sergen de yazdı şimdi. Ee, hava topu hakimiyeti ile alakalı defansın zafiyet gösterdiğine inanıyorum ben abi. Gözlemlediğim kadarıyla. Hı hı. Hani e, yani zayıf noktalarından bahsettiğin için ben hem araya girmek istedim. Çok güzel anlatıyordun çünkü ama. Estağfurullah. Özellikle Ahmet Oğuz ve Adil Demir bu konuda hani biraz daha sanki e, hani sol kanadın bizde sürekli bir sağ ve sol kanadın bir tarafın ölü bir tarafın çok işlek olduğundan bahsederken Konya Spor'da da aslında bizdeki benzer problemlerin olduğunu fakat bunların e, skora yansıtamadığını görüyoruz. Yani kendik bunu kalesinde tehlike ve goller olarak görmediğimizi görüyoruz. Burada hmm. aslında iki şey ortaya çıkıyor benim anladığım kadarıyla. Diğeri yani bizde bunu skor olarak kalemize görmemizin birinci sebebi Galatasaray büyük takım mübiyetiyle oynadığından dolayı gol de bulmak istediğinden o e, Konya Spor'daki kadar ürkek değil. Bu yüzden sürekli saldırının da bunu görüyor kalesinde. Ama Konya Spor'da tam aksine haddini sürekli bilmek zorunda olduğundan dolayı belki de bunu çok daha minimize etmiş durumda. Ee, yani golün sıfır olmasının sebeplerinden biri de az evvel senin bahsettiğin şeylerinle bağlantılı olarak da bu olabilir diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Bir de şöyle, şimdi herkesin kabul etmesi gereken bir şey var. Galatasaray tabii ki favori. Tabii ki Galatasaray maçın kaderini belirleyecek. Yalnız Konya Spor Galatasaray'dan daha iyi bir takım. Takım. Bak takım olarak oyunundan bahsediyorum. Evet. Şu anda sahada yansıttıkları takım olarak daha yeni için oyun ezberleri var. Şimdi eee Hacı Obiç savunma kaymasına ya da hücum kaymasına girince Soner Dikmen onu nerede dolduracak? Endiri çekici nereye gelecek? Gilerme hep içte ve Bitigi mesela Bitigi aklımızda şöyle Bitigi bir kenar çizgi forveti değil aslında ama o kadar güzel bir parselizasyon var ki Giler mi içeri girdiği zaman, yani sol içte, sol half space'de etkili olduğu zaman, yanın da çizgiye geliyor. Yani ben izlediğim maçlarda, özellikle orada çok iyi çalışıyor. Muriç ve Ahmet Oğuz, o konuda yani çok fazla iyi olduğunu söyleyemeyiz. Muriç bu arada Ordinasyon çok kaliteli bir oyuncu. Biz Galatasaray'da önermiştik Robert Muriç'i. Evet. YouTube ekranlarından analiz etmiştik. Konya Spor'a gitti. Çok mutlu oldum. Kampanzao Giresun'a gitti. Ben de dedim ki yani Alper Hoca'yla Gökhan'a yani şimdi bir tanesi Konya Spor'a gidiyor. Alper Hoca Konyalı. Bir diğer oyuncu Giresun Spor'a gidiyor. Dedim ne oluyor arkadaşlar burada bir <gülüyor> <Translam> <gülüyor> <deneyim>. <gülüyor> yani siz misiniz scoutları falan. Yok Alper abi böyle tesadüf falan dediler. O yüzden yani Konya Spor'a evet, tehlikeli bir takım ama Konya da yumuşak karnı var. Galatasaray nasıl bir karakter koyacak? Mesela çok beklediğim daha doğrusu yani ne yapacağını herhalde Bafetimbi Gomis'i de koyalım ön ön tarafa. O zaman evet, kadro tam olacak onu unutmuşuz. Galatasaray nasıl bir karakter koyacak? Sergio Oliveira tempo koyabilecek mi maça? Dries Mertens, Yaya Ture gibi yine box to box mu oynayacak? Çok fazla alan mı tarayacak yoksa tehdit be beklentisi yüksek bölgelerde? yani gol çizgisine yakın, tehlikeli, her an ne, ne yap her an kendi özelliğini sergileyeceği yerlerde mi topla buluşacak? Okan Hoca Dries Mertens'i aktive, nasıl edecek? Nasıl etkili, daha etkili bir Mertens izleyeceğiz? Şimdi diyeceksiniz ki ya Alper abi adam çok iyi oynuyor, koşuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ya da Alper kardeşim. Ama işte Arda yani çok iyi bir profesyonel, doğru işler yapıyor. Yalnız biz Mertens'i yanlış kullanıyoruz. Bence biz Sergio Oliveira'yı da belli bölgelerde yanlış kullanıyoruz. Ee, şu maçta e, yani şöyle baktığımız zaman özellikle topsuz oyunda e, Konya Spor'un orta sahası bir tık daha ağır basıyor. E, acaba bu muhtemel 11'e ya da e, ilk 11'e bir mid hamlesi gelir mi? Acaba? E, acaba Okan Hoca e, mesela Mertinzi önde dener mi? Özellikle Adil Demirbağ ve Calvo stoper tandemi ve e, bu tarz takımları bozacak en önemli oyuncular sahte dokuz. Yani sahte dokuz oynayan oyuncular e, işte e, bunu Dries Mertens yapabilir. Bunu tabii fit olan bir Icardi yapabilir. O yüzden Buffet nasıl hani ne şekilde Buffet Gomis e, burada fark yaratacak? O konuyla ilgili şüphelerim var. Her ne kadar Gomis formda olsa da çünkü örneğin oraya bir Mertens'i ön santrafor olarak sahte 9 olarak kullandığın zaman Torreira ve Mitic'in Mertens'in arkasına da Oliveira yatabiliyorsun. Öyle olunca hem Oliveira'nın şutlarından ve tabii ki pas kalitesinden yararlanabiliyorsun 3. bölgede. Aynı zamanda aynı zamanda Mertens'i de daha fazla ileri atmış oluyorsun. Yalnız Okan Hoca'nın oynattığı futbol Bununla çok böyle paralel değil yani ben Okan Hoca'yı böyle sahte dokuz bu tarz böyle e, oyuncularla e, oynattığını fazla görmedim. Genelde pivot santra for seven e, fizik e, yani kütleli ve fizikli oyuncularla oynayan daha çok e, uzun oyuncularla oynar ileri uçta. E, o yüzden bakalım e, nasıl bir 11 e bekleyeceğiz. E, bana gelen bilgi sadece Emin Bayram Bayramyer'in Abdülkerim olacağı ve Okan Hoca aynı 11 ile. Konya Spor karşısında çıkacağı yönünde. Zaten maç sonunda e, hocanın yapmış olduğu bir açıklama da var. Hı hı. Alper abi yani Mertense ben güveniyorum yani sonuna kadar oynatmaya devam edeceğim diyor. Ya, sağlıklı evet. olduğu her, sağlıklı ve ceza e, kaç cezası olmadığı takdirde sağda lideri zaten diyor. Burada zaten e, ipler sağ içerisinde Mertense verilmiş ki zaten çok haklı yani bunu oyun oyun olarak da karşılığını veriyor. Fakat bu maç özelinde evde e, Konya Spor gibi zafiyetleri düşük ve maksimum konsantrasyonla oynayabilen. Arena gibi bir yerde daha önce çok maç oynadı ve daha önceki maçlarımızda da çok bize başımıza bela olmuş takımlardan biri Konyaspor. Evet. Şampiyon olduğumuz sezon o son dakikalarda attığı, Sinan'ın attığı bir gol vardı ve o dönemde mesela bu kadar kaliteli bir kadrosu olmamış olmasına rağmen bizim keza aynı şekilde ama yine de çok büyük zorluklar çıkarmıştı. Acaba diyorum burada Mertensi senin de az evvel söylemiş olduğun gibi e, Mertensi kulübede başlatıp Micho Torreira ve Oliveira üçlüsüyle bir orta saha tandem oluşturabilir mi? Vallahi işte en mantıklısı yani şöyle kağıt üzerinde o ama kağıt üzerinde ve tabii biz dışarıdan izlediğimiz e, şekilde eleştiriyoruz, yorum yapıyoruz, belli argümanlar koyuyoruz. E, bize kalsa biz Kerem Aktürkoğlu'nu keserdik. Yani ben de keserdim burada. Evet. yapayım. Ama Kerem Aktürkoğlu çok kötü oynadı. Ya, ya da çok kötü demeyelim de. Çünkü ilk golde gerçekten inanılmaz işler yaptı. Ortalamanın altında oynadığı bir 45 dakikadan bir. Yani 5,5 maçtır. E, 5 5.90 dakika ve 1. 45 dakikadır performans gösterim, göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nda hoca ısrar etti ve Kerem'i kazandı. Evet. Yani e, sadece 3 puan almadı. Oradan 3 puan artı Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. O yüzden hani bana çok daha mantıklı geliyor Galatasaray'da bu kadar e, topla haşır neşir olması gereken e, gol çizgisinde ve daha az savunmada efor sarf etmesi gereken hücum oyuncuları oldukça ben sanki arka tarafı Torreira ve Michio ile Torreira işte bir ön libero orada bir e, oyun kurucu ve defansın önünde onun yanında da e, Frederic Michio. 8 numara ama çalışkan bir 8 numara. Oliveira'yı da serbest 8 ve 10 numara pozisyonunda böyle asimetrik bir 4-2-3-1 ya da 4-3-3 görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama günün sonunda hani şimdi sen böyle bir şey yap, yapınca Mertens dışarıda oluyor. O yüzden Sergio Oliveira'yı da oynatmak istiyorsun. Çünkü evet. Sergio Oliveira toplam paket 14 milyon euro. Yani... Oliveira ile alakalı bir şey sorabilir miyim Alper abi yani Maç içerisinde işar, maç içerisinde Mertens'le alakalı yani ikisinin o koridoru sanki Oliveira'nın Mertens'in bölgesinde çok daha fazla olduğu bence hoca tarafından da tabii söylendiğinden dolayı ama sanki orada yani o ikinci iki bölge arasındaki bağlantı oyununun e, yani majörü olan Mertens Oliveira'nın da Geza sahası ve etrafında dönen topları organize etme pas. Yani topu koşturma anlamındaki oyuncuymuş hissiyatı veriyor bana. Çünkü Mertens daha fazla efektif ve çok daha fazla e, koşu mesafesi kat ediyor o iki bölge arasında. Tam tersi biz mesela e, üçüncü bölgeye yakın olmasını beklerken Mertens'i. Evet. Ama o orta sahada ve e, forvet arasındaki e, adam bir, bir, bildiğim bir altı numara gibi bir gidip geliyor maç boyunca. <laughs> Sıkıntı o zaten. Çünkü e, yani Mertens'in asıl eforunu... Sen tam gol pozisyonlarının içindeyken harcamasını istiyorsun. Evet. Sergio Oliveira da maça tempo koyamadı. Yani şimdi eyvallah şutu çok iyi pas asist yaptı. Onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte iyi oynuyor filan. Alper abi sen niye yazmıyorsun? Bazen muhtemel 11'lere Sergio Oliveira'yı diyorlar. Ya çünkü oyuncu tempo koyamıyor. Zaten tempo koysa bambaşka bir seviyede olacak Oliveira. İkili mücadelelerde çok zayıf kalıyor. Yerde kalmıyor fazla. Topla rakip arasına girmeye çalışıyor işte yani fizik gücü orada yetmediği için ya da form hazır olmadığı için genelde yerde kalıyor ve o tarz fuallerin birçoğu da çalınmıyor. Çünkü aslında fual de değil. Yani benim görüşüm. Evet. Bundan dolayı Sergio Oliveira'yı biraz daha üçüncü bölgeye itmek için bizim sanki Frederic Michaud'a ihtiyacımız var gibi. Tabi bunlar tatlı problemler. Bak o kadar çok kaliteli oyuncular var ki onları tartışıyoruz. Bunların hepsi tatlı problemler sevgili dostlar. Galatasaray yine aynı şekilde bu maçı kazanması için şöyle genel bir özetleyeyim. Blokları kapatması lazım. E, bu çok önemli. Aynı Kasımpaşa maçındaki gibi 38 metre bir takım boyu vardı. E, bu şekilde devam etmesi lazım. E, zaten Nelson ve Abdülkerim burada e, oyun kurulumunda Torreira'ya da Fanan Holt'a da danışması lazım. E, gilerme Biti ki o kanat tehlikeli yalnız Gilerme'de boşluklar bırakıyor. Ve o boşluklara Kalva'nın çok iyi kaymalar yaptığını ya da Hacı için yani orada defansif olarak iyi işler yaptığını söyleyemem. O yüzden Saşa Boya'nın bu maçta sıfıra indiği ve tehlikeli olduğu pozisyonları da görebiliriz. E, ama işlenmesi gereken maden sol tarafta. Bu da Ahmet Oğuz'la Adil Demirbağ'ın arasındaki bölge sevgili dostum. Burada aynı zamanda yani Yusuf Yunus ve Sasha boy kesinlikle burada çok iyi bir de şey var İletişim de var kendi aralarında. Hı hı. Son sona doğru gelirken yayınımızda şunları da sormak istiyorum hamle hamle oyuncularını sormak istiyorum sana Alper abi Yusuf Demir İkardi Misşö Duboya zaten Misşö belki kombir bile başlayabilir evet. ve Berkan aslında burada baktığımızda dört oyuncunun direkt zaten hani birinin hatta hat, hatta as olarak başlamasını. Diğer üçünün de yedek zaten garanti olduğunu biliyoruz. Ee, Yusuf çok fazla hani ağzımıza bir ça bal çaldı. Hı, hı. 15 dakika restal. Ee, bence Süper çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, onun Onunla alakalı düşüncelerim de oyun içerisinde nasıl atılır, nasıl bir durumda kullanılır diye bir soru sormak istiyorum. Ya Yusuf Demir çok büyük bir ihtimalle şurada e, ya da bir e, merkez orta saha, ofansif orta sahada forvet arkası pozisyonunu gözüne kestirmiş durumda. Yunus'u da yedekleyebilir. Mertens'i de yedekleyebilir. E, ama e, oyunun gidişine göre hani Yusuf'u alırsın Mertens'i atarsın. Gomis'i alırsın Mertens'i öne atarsın. E, bu tarz bir e, diziliş yapabilirsin. Yusuf Demir bir kere en önemli hamle oyuncularından biri. E, onun dışında Icardi 70'den sonra çok büyük ihtimalle sahada göreceğiz. E, ve gitgide de bu oynama süresi artacak. E, Duba Van Holt yerine hani solda kullanılır mı sorusu çok geliyor olabilir mi olabilir ama bunun için de bence maç pratiği lazım ee, ve e, hani bu pratiği duba eğer ya da oyun kalitesini işte yani dubadan herkes Cancelo etkisi yapmasını bekliyor ama o iş o kadar kolay değil hani e, onu hem antrenmanlarda hem de maç içinde e, bunun kesinlikle e, yani denenmesi lazım e, ve ben Fanan Holt'un Aynı şekilde geçen sene ikinci yarıda kullanıldığı gibi sol içte efektif bir falan çizgiden içe deplesi olan bir Kerem Aktürkoğlu olması gerektiğini düşünüyorum. Berkan Kutlu çok iyi girdiği sürede çok iyi işler yaptı. Evet. ve, Grafiği e, yukarı doğru çıkıyor değil mi abi? Evet. Çünkü Berkan tap yaptığı zaman Siopis ve Bakasetas'la oynuyordu. Ve şimdi de Toriyere ve Oloyere var. Ya da Toriyere ya da Mertens var. Yani Berkan'ı o zaman göreceksin kalitesi. Sen Berkan'a git 25 metreden oyun kur filan deyince yok oyuncu öyle bir oyuncu değil ki zaten Berkan. Berkan evet. Berkan çok önemli bir yerli bir oyuncu ve çok önemli bir profil. O yüzden Galatasaray kullanmalı. evet bu şekilde olacak. Juan Mata'nın hazır olacağını düşünmüyorum. Bu maçta ben herhalde de. hoca birkaç maç daha bekletecektir. yani açıkçası söyleyeceklerim bu kadar sevgili Arda Son olarak e, Abdullah Gündoğdu'nun e, sorusu var. Hemen ondan sonra e, kapatalım yavaş yavaş yayını Alper abi. Hı hı. E, Alper hocam mesela oyuna göre çift borbet oynayabilir mi? Örneğin Gomis Icardi demiş. Senin kanalının müdavimlerinden Abdullah evet. da Evet bizim katılıyemiz eksik olmasın. E, Gomis Icardi çok böyle yani e, çok doğru gelmiyor. Özellikle Gomis alana ihtiyacı olan bir oyuncu. E, ve e, Icardi'den yani Icardi de alana. Çünkü Icardi her yerde o golü koklaması lazım. E, o fırsatçı golcünün değerlendirmesi için e, o sürekli onun stoperlerin hani kör noktasında bir Icardi beklememiz lazım. Ben bundan dolayı e Gomis Icardi'den ziyade Icardi Mertens'in çok daha doğru e, bir ikili olabileceğini düşünüyorum. E, ve e, Okan Hoca da buna gidebilir. Yalnız bu bu şekilde böyle bir dizilişte Torreira Oliveira değil ama ee, hani mesela Icardi-Mertens yan yana 1-4-4-2 ee, birisi işte Santrofor-Icardi-Mertens saatte 9 ve Torriere-Olivera'dan ziyade Torriere-Mitchio ile çok doğru bir 4-4-2'ye evrilebilir diye düşünüyorum. Ee, Şöyle evet, bu değil şekilde. mi? Evet, şu evet. anda çok tehlikeli bir takım haline geliyorsun. E, sevgili dostlar. yani. Evet bu 4-2-4 aslında. Evet. Ya da yeri geliyor yani bambaşka dizilişler oluyor. Benim düşüncem evet. bu sanki Icardi Mertens çok daha doğru. Çünkü Mertens'in o orta daha doğrusu hani sağa sola çok gezerek oynadığı için kendisi içeri çok fazla girdiği için kendi kalesine doğru. Icardi'ye de alan verecektir ve Icardi'nin de kesinlikle alana ihtiyacı var özellikle 3. bölgede. Evet, evet doğru söylüyorsun. Ee, çok güzel bir çok güzel bir yayını geride bıraktık. İzleyicilerimize de sana da çok teşekkür ederim. Gerçekten seninle keyif yap, ee, seninle futbol konuşmak çok büyük keyif. Alper abi. Teşekkürler. Bayağı da yayın da yapmıyorduk. Ee, arkadaşlar tam yarım saatimizi geride bıraktık. Yayını sonlandırmadan önce e, sizlerle sizlerden ricamız chat ekranında Alper Şahin'in Futbol Biz YouTube kanalında bir canlı yayın olacak. Lütfen sizleri oraya bekliyoruz. Saat tam Türkiye saatiyle 22'de orada 21, olacağız. 45. 21.45 hepimiz orada olacağız diyelim. Hemen bir 10 dakikalık ara yine futbola doyasıya devam edeceğiz diyelim. Hem Alper Şahin'e hem bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar görüşmek dileğiyle.